Sevincin kadar büyükse büyüksündür. Giderken geride bıraktığındır mirasın. Seni sen değil, arkanda kalan anlatır. Küsüp barıştığın, didiştiğin, aynı havayı paylaştığın anlatır. Giderken sadece kumsalda bıraktığın izdir senden kalan. Arkadan akan bir damla yaş varsa işte odur hatıran. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Dekan Yardımcım, Sayın Bölüm Başkanları, kıymetli öğretim üyeleri, saygıdeğer veliler ve değerli öğrenciler. Bugün burada Edebiyat Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni için toplanmış bulunuyoruz. Sizler sevinçli, hüzünlü, nice anlar içinde barındıran bir sürecin sonucuna, 4 yıllık bir emeğin neticesine liyakat ve olgunluğa erişmeye şahit oluyorsunuz. Bu sebeple katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer konuklarımız, mezuniyet programımızın akışını arz ediyorum. Mezunlarımızın alana girişi, saygı duruşu ve istiklal marşı, fakülte birincisinin konuşması, protokol konuşmaları, plaket takdimi, diploma takdimi, mezuniyet andı, kep atma töreni. Şimdi aydınlık geleceğimizin yıldızları, sevgili mezunlarımızı alkışlarımıza davet ediyoruz. Tarih bölümü. Edebiyat Fakültesi olarak mezunlarımızın diploma heyecanını paylaştığımız bugün de sizleri Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlığı birliği bugünümüzü borçlu olduğumuz aziz atalarımızı ve kahraman şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Akabinde İstiklal Marşımız okunacaktır. Thank you.
Osman Turan özel ödüllerini dereceye giren öğrencilerimize takdim edecektir. Dereceye giren öğrencilerimizin isimlerini okuyarak onları sahneye davet ediyorum. Bölüm birincisi Güliz Ersoy. Bölüm ikincisi Şeyma Bayrak. Bölüm üçüncüsü Yiğit Kocaman. Kıymetli misafirler, öncelikle Profesör Doktor Osman Turan özel ödülleri projemizi hayata geçirmemizi sağlayan Sayın Turan ailesine minnettarız. Bu konuda tarih bölümüne destek olan saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Hikmet Öksel'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi öğrencilerimize ödüllerini takdim etmek üzere Profesör Doktor Mehmet Alaaddin Yalçınpaya'yı, Profesör Doktor Hikmet Öksüz'ü ve Profesör Doktor Uğur Üçüncü'yü sahneye davet ediyorum. Tarih profesörü, akademisyen ve siyasetçi Profesör Doktor Osman Turan, 1914 yılında Çaykara Trabzon'da doğdu. Trabzon, Çaykara Soğanlı köyünde Kurunoğulları veya Koronoğulları adıyla anılan bir aileden gelir. Babası Hasan Ağa, 1. Dünya Savaşı Kafkas cephesinde şehit düştü. Osman Turan ilk mektebi Çaykara'da bitirdi. Liseye Trabzon'da başladı fakat eğitimini Ankara'da tamamladı. 1940 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. Sonrasında 12 Hayvanlı Türk Takvimi adlı teziyle doktor unvanını aldı. Doktora jürisinin başkanı Ordinarius Profesör Doktor Fuat Köprülü'ydü. 1944'te doçent oldu. Türk İslam Tarihi dersleri okutmaya başladı. 1948-1950 yılları arasında Londra ve Paris'te araştırmalarda bulundu. Selçuklu İmparatorluğu hakkında detaylı incelemeleri ve araştırmaları olup, Selçuklu üzerine yaptığı çalışmalar İslam Ansiklopedisi gibi yerlerde yayınlandı ve uluslararası tarih camiasında tanınmasına olanak sağladı. 1951'de profesörlüğe yükseldi. 1954 yılında Demokrat Parti Trabzon listesinden milletvekili seçildi ve 27 Mayıs 1960'a kadar görevini sürdürdü. Yassıada'da 17 ay hapis yattı. 1964'te Adalet Partisi Umum Reis Muavini seçilen ve 1965'te tekrar Trabzon'dan mebus olan Turan, 1969'da siyasetten tamamen çekildi. 1972 yılında profesörlükten emekli olan Osman Turan, 17 Ocak 1978 İstanbul'da vefat etti. Profesör Doktor Osman Turan, Sultan II. Abdülhamit'in torunu, Nemika Sultan'ın kızı, Sata Hanım Sultan'la evliydi. Yakınları tarafından ciddi ilim adamı formasyonu, sağlam karakteri, yüksek medeni cesareti, doğrulu ve tok sözlülüğü, çok geniş fikri ihata kabiliyeti, Türklükle ilgili geniş ve sağlam bilgisi, muktedir kalemiyle tanınmış bir ilim adamı olarak tarif edilen Turan, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça biliyordu. Türk Ocakları Genel Merkezi'nin Ankara'ya nakli üzerine 1959'da yapılan kurultayda
umum reis seçildi. Türk Yurdu Mecmuası'nı yepyeni bir muhteva ve ruhla çıkararak Türkiye'nin en popüler fikir dergisi haline getirdi. Thank you.